Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine oha dememe challenge yapıyoruz. Geçen yaptığım challenge videosu 300 binden fazla izlenmiş. Yani ben buradan bunu anlıyorum ki bu challenge'ın ikincisini çekmek zorundayım. Bakalım bu sefer kaç tane oha diyeceğim. Geçenkinde sonradan izlediğim videoyu bayağı oha demişim. İnşallah bu sefer demem. Bu arada eğer bu tarzda challenge videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp abone ol butonundan ailemize katılmanız, bir tane de yorum atmanız yeterli diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet, ilk videomuz biraz böyle illüzyon şeklinde bir video. Sizce bu adam bize doğru mu sallanıyor yoksa binaya doğru mu sallanıyor? Bunu lütfen yorumlarda yazın. Adam geriye gittiği zaman bize doğru, binaya doğru gittiği zaman binaya doğruymuş gibi geliyor. Ben gerçekten anlayamadım. Lütfen bana yardım edin, ben anlayamıyorum ya. Kocaman bir duman atma makinesi böyle halka atıyor. Yani aranızda böyle kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarınız varsa onlar da her dakika oh 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 yapıp dururlar her tarafa. Yani onlardan görmesin. Bunu niye yaptınız ayrıca, ben onu da anlamadım. Yani ne kadar gereksiz bir alet bu. Suyu mu keseceğim? Kes bakayım nasıl oldu o iş? Abi bunu nasıl bir efektle yapmış olabilirsin? Yani suyu kesemeyeceğini ben biliyorum. 25 yaşına geldim, yani bunun imkansız olduğunu biliyorum. Nasıl yapmış olabilir bunu? Az daha oha diyordum vallahi. Allah'tan oha demedim yani. Ay bu çok zevkli ya. Ben buna oha mı oha demem, ben buna oh derim. Gerçekten oh derim. O kestiği zaman böyle patlıyor ya. Etrafa doğru böyle bir genişliyor menişliyor bir şey oluyor ya. Beni rahatlatıyor. Oh. Bu ne? Sanırım iki tane kirazı abla şu an suya soktu. Suyu mu dondurdu kirazlar? Bu imkansız değil mi yani? Kiraz dediğiniz şey suyu nasıl dondurabilir ki? Bunda kesin bir hile var ya. Ama kimyasal olsaydı abla yemezdi. Bize bir sırrını açıklar mısın lütfen? Ben şu an anlayamadım senin ne yaptığını. Bu efsane bir bıçak reklamı. Abi bak, ayakkabıyı kesiyor. Bak, her şeyi kesiyor ya. Onun böyle jelatinini kesiyor incecik. Ona koyuyorsun onu kesiyor. Buna koyuyorsun bunu kesiyor. Alıyorum ya, vallahi alıyorum. Bizim bıçak da ekmek kesemiyor. Adam her şeyi kesiyor ya. Bu ne? Bu sıvı katı. Ne bu? Ana! Bak sıktığın zaman katı oluyor. Bıraktığın zaman sıvı oluyor. Bu ne olabilir? Yani bu nasıl bir kimyasal? Yeni mi buldular bunu? Ne oldu? Bunu birisi bana açıklayabilir mi? Bu nasıl oldu? Evet dayı, o ruloyu temizle lütfen. Hiç boya kalmasın. Oh! Ben buna oha, wow, oh my god, wow falan demem. Ben buna oh derim. Oh, nasıl rahatladım bak. Ya keşke biz de böyle şeyler yapsak ya. Bak. Şu an ben tamamım ya. Ben challenge'ı falan bıraktım. Ben rahatlatıcı videoya geçtim şu an. Sanırım hologram teknolojisinin geldiği son nokta bu. Bak sanki binadan dışarı çıktı ya. Şu an ben onu görebiliyorum. Ben onu hissedebiliyorum. Abi çok güzel değil mi ya? Adamlar teknolojiyi bitirmiş artık. Yani ben buna yuh derim ya. Yuh artık. Biraz da bize verin ya. Tavada şöyle yemeği çevirebilen var mı? Bak adam 12 yumurtayı şimdi çevireceğini iddia ediyor. İnşallah çevirebilir. Vallahi çevirdi lan adam. Helal olsun. Ben daha var ya bir tavuk mavuk ısıtırken böyle yapıyorum. Allah deyip etrafa dökülüyor ondan sonra. Yani adam 12 tane yumurtayı çevirdi ya. Yine ohannes demelik değil. Oh demelik bir video. O pislikler ne güzel çıkıyor ya Allah aşkına. Şu makineyi keşke benim içime bir soksanız da böyle içimdeki o pisliği, kötülüğü, mötülüğü bir alsanız da bir rahatlasam ya. Bu ne? Şu an çikolata, white chocolate mocha, öyle bir şey mi yapacak? White mocha mıydı? White chocolate mocha mıydı? Neydi o? Şu an eklediği şey kahve falan sanırım. Dünyanın en güzel kahvesini yapmış olabilir. Kafeyi aç, şunu yap, 50 liraya sat bak. Gerçekten şu bardağın hakkı 50 liraya. Ya şimdi düşündüm de 50 lira fazla oldu. 20 lira okey, 20 lira buna olur. Süzgecin üzerinde bir balon patlatırsanız ne olur? İşte böyle olur. Birazdan öyle rahatlatıcı bir şey çıkacak ki karşınıza. Oha falan demeyeceksiniz ya. Oh diyeceksiniz. Bak. Görüntünün güzelliğine bakar mısın? Oh! Ne kadar güzel oldu ya şu an. Bunu var ya geçen Instagram'da gördüm. Efsane parlatmıyor mu ya? Gerçekten. Yani oha dedirtir. Ben derim, siz diyemezsiniz. Video bana ait çünkü ben istediğim kadar oha derim.
Adam kumdan kale yapmanın başka bir tekniğini bulmuş. Hiç öyle kovalarla falan uğraşmıyor. Islak kumu alıyor, böyle döküyor. Gördüğünüz gibi kale gibi oluyor. Yaz tatiline gittiğimde bunu denemenin vakti geldi. Geçen sene zaten tatile de gidemedim. Bu sene bunu yapacağım. Dünyanın en dayanıklı maddesi karpuz olabilir mi sizce? Yani ben bu videoyu izledikten sonra karpuza oha dedim yani. Gerçekten oha. Bak içerisine eritilmiş alüminyum döküyorlar. Karpuzda tık yok ya. Hiçbir şey yok karpuzda ya. Ben anlamadım ki. Ay yine çıktı, benim en sevdiğim çıktı. O kovanın içerisindeki boyanın katılaşmış halini sökme olayı. Ama altından niye örümcek çıktı onu anlamadım. Yani korkmamı beklediler herhalde de. Ben şu an o kadar rahatladım ki yani hiç korkacak vaziyette değilim şu an. Bu ne? Bu herhalde video shop falan yani. Biraz daha gerçekçi yapsaydınız belki oha falan derdim. Belki yuh derdim, belki çüş derdim. Ama o kadar da gerçekçi değil. Ben burada sadece neden demek istiyorum. Yani kadın izleyicilerimiz bir yorumlara yazabilir mi? Böyle bir saç kesimi olabilir mi? Yani sizce saça zarar vermiyor mudur? Bence saça biraz zarar veriyor gibi duruyor. Yani satırdan da böyle saç kesilmez ki, anlamadım. O zaman hepimiz gidip saç kesek. Alak 200 lira. Oh iyi para. Allah'ım yine en sevdiğim video çıktı. Instagram'da gördüğüm zaman sonuna kadar izlemeden bırakmıyorum. Bak içine batırıyor. Öyle güzel pürüzsüz çıkıyor ki. Çıldıracağım, videoyu kapatacağım şimdi burada ya. Oha çüş her. Neyse, vay babayın, yok artık. Ne varsa diyorum ya ben buna. Hani bu basket toplarının üzerindeki o şeritleri insanlar mı çekiyormuş? Ben direkt onu öyle üretiyorlar sandım. Meğerse onu adamlar boyuyormuş. Bak bir bilgi daha öğrendik şu an yani. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Bir bilgi, bir insan, bir lisan, bir dil yani. Böyle bu kadar basit. Çizim mi bu? Bu çizimse abi sana oha, çüş, yok artık. Vay babayın, vay anasını. Ellerine sağlık, helal olsun. Her şeyi diyorum. Adam bildiğin fotoğraf gibi resim çizmiş ya. Çölde çekilmiş bir videonun beni bu kadar rahatlatacağı aklıma gelmezdi bak. Ayağıyla bir ittirdi. O kum bak nasıl gidiyor böyle, kum saldı kendini. Allah, gidiyorum diyor ya. Yumurta pişiren bir takım insanlar. Oha, bu nasıl bir yumurta? Böyle yumuşacık, daha hiç pürüzlü gibi de değil. Nasıl bir yumurtaysa bunun tarifi bir nevi bulun da atın bana. Ben merak ettim, bunu denerim yani ben bunu. Hayatında hiç deve kuşu yumurtası görmeyenler şu an bunu dikkatlice izlesin. Ben de görmemiştim. Bakalım nasıl bir şeymiş bu deve kuşu yumurtası. Kocaman bir sarısı var, öyle mi? Ben de sarısını hiç sevmem ki ya. Aman. Beyazını daha çok severim, hem proteinli olur o. Yuh, 5 litre yumurta çıktı içinde. Bunda bir aile doyar. Yani bir 4-5 kişi bunu çok rahat bir şekilde yiyebilir. E biz normal yumurta alacağımızı bunu alsak. Aramızda yiyenler var mı? Tadı nasıl bunun? Bak 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 bak. Bıçağa bak, bıçağa. Bak koydun üzümü oraya. Böyle ince ince kesiyor. Allah aşkına bizim bıçakla yani ekmek kesemezsin daha ya. Bizim evdeki bıçaklar hep kör bıçak. Ben anlamadım ya. Hiçbir şey kesilmiyor ki onlarla. Eğer bu video gerçekse ben bu videoya oha demem. Ben bu videoya teşekkür ederim derim. Bak arabanın göçük bir yerine çok sıcak kaynar su döküyorsun. Çekiyorsun geliyor. Abi şu an bizi kaç paradan kurtardı biliyor musunuz? İleride Allah korusun böyle bir kaza falan yaptığınızda ufak tefek göçüklerde bunu yaparsınız. Yani oha, teşekkürler oha. Bu abi şu an nerede yürüyorsa ben de orada yürümek istiyorum. Islak kek gibi değil mi ya? Abi sanki ıslak kekin üstünde yürüyor. Abi çok zevkli duruyor ya. Şöyle basacaksın. Onu şu an alıp yiyesim geldi ya. Yerdeki çamuru böyle bir avuçlayıp ısırasım geldi. Bana oha dedirt. Bana yuh dedirt. Bana her şeyi dedirt. Ama beni acıktırma ya. Lütfen bak, çok yanlış oldu. Ben bir şeyler yapacak zannediyordum. Abi etin içerisinde şu an peynir akıyor böyle. Allah, ben kapatacağım videoyu, gideceğim buralardan. Çok acıktım çünkü ya. Bu nedir ya? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yine ilginç bir oha dememe challenge oldu. Aslında benim için 10 dakikada ne kadar fazla oha diyebilirim challenge gibi bir şey oldu. Kaç kere oha dediğimi sayan alfa insanlar vardır. Onları yorumlara bekliyorum. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.